Alo. Alo. Merhaba, ben Sertap. Alo. Alo. Evet, buyurun, sizi dinliyorum. Ya ben geçen sene Kral TV'nin müzik ödülleri yarışmasına katılmıştım. En iyi çıkış yapan kadın şarkıcı dalında yarıştım. Fakat sessiz sedasız bir şekilde yarışma sonlandı. Ben birinci olamadım. Yani sizce de normal değil mi? Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Hakkımı aramak için aradım. Ya bence bir müzik yarışmasında hak aramaktan daha önemli problemleriniz var. Ses gibi yani. Allah Allah. Bir daha anlatayım mı? Ha, tabii lütfen. Yapacak daha iyi bir işim yok zaten benim. Ben çocukluğumdan beri hep şarkı söyledim, eğitimler aldım. Aa, ama çok belli. Demek ki bu buğulu ve esrarengiz sesin kaynağı o. Bir ara bir rahatsızlık geçirdim. Kısıldı sesim, o ayrı ama şu an gayet sağlıklı hissediyorum. Bakın. No! Ay, sensin alo ya, bağırma. Hanımefendi, telefonu ters tutuyormuşum ben ya. Ondan yani. Şimdi geliyordur herhalde sesim. Yok hanımefendi, yok, benim sinirlerim bozuldu, gelmiyor ses. Ondan değil mi? O zaman düzelttim de halbuki ses ayarları da sonda. Şu an gayet sağlıklı hissediyorum. Bakın, ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz. Hey, ya. Ay, nöbet mi geçiriyorsun? Ne yapıyorsun? Telefonun bir ucunda, anlamıyorum ki. Diyaframı da doğru kullanıyorum. Ele güne karşı yapayalnız. Bak, duyguyu da veriyorum. Nasıl gitti? Çift sesini yapayım mı? Üçlüsünden. Vallahi hanımefendi, keşke karar merceği ben olsam. Ya inanın, şu işkenceden kurtulmak için şu dakika verirdim hediyenizi ya. Ama ne olacak? Yani bir kere o dalda yarıştım. Ne yapacağız? Tamam, bir daha aynı dalda yarışın o zaman. Ya iyi de yani bu en iyi çıkış yapan temcik pilavı dalı değil ki. En iyi çıkış yapan kadın dalı. Tekrar tekrar çıkamam ki. Bir kere çıktım zaten. Bakın tekrar söyleyeyim. Bak, tekrar gireyim şarkıya. Aman yok, durun. Mama.